Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar ekonomi dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğiniz kısmında çoktan seçmeli bol miktarda sorumuz var. Hemen 1. sorudan başlayalım istiyoruz. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz? Soru köküne dikkat ederek emek üretim faktörleri arasında yer alır mı arkadaşlar? En önemlisi emek olmasa zaten üretim olmaz. Sermaye olmasa yine üretim olmaz. Girişimci olmasa zaten üretim olmaz. Doğadan kaynaklanan kaynakların kullanılması gerekiyor üretim olması için. Ama ücret üretim faktörleri arasında yer almayan bir seçenek. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği 1. soru için. 2. sorumuza bakalım. Mal ve hizmeti talep edenlerle arz edenlerin karşılaştıkları yere ne ad verilir ifadesi var ki arkadaşlar? Talep etmek ayrı bir şey, arz etmek ayrı bir şey. İkisinin buluştuğu nokta piyasadır arkadaşlar. Arz kanunu, talep kanunu, fırsat maliyeti, market değil, piyasa olarak ifade edilen bu kavram doğru cevap olacak ikinci soru için. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda da elle tutulabilen, gözle görülebilen, ölçülebilen ve tartılabilen mallara ne ad verilir ifadesinde bir soru var. Gayet açık ve net bir soru. Bu bahsettiğimiz maddi mal olmak zorunda arkadaşlar. Ortada bir malın olması gerekiyor. Dolayısıyla biz buna gözümüzde göreceğiz, ölçebileceğiz, tartabileceğiz, elimizde tutup kontrol edebileceğiz. Bu tarz mallara maddi mallar şeklinde ifade edilir. Cevabımız A seçeneği olacak bu soru için. Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne denir? Evet, ihtiyaçlarımızı mallarla gideriyoruz. Peki ihtiyacımızın bu giderme özelliği kavram olarak nedir? Hizmet değil, kıymet değil, servet, para hiç değil. Bize sağladığı faydadır arkadaşlar. Dolayısıyla ihtiyaçları giderme özelliğinin fayda kavramıyla ifade edildiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Kişilerin sahip oldukları menkul ve gayrimenkul ekonomik varlıkların tümüne ne ad verilir ifadesi yine servet kavramının açıklamasıdır arkadaşlar. Sahip olduğumuz menkul ve gayrimenkullerin ekonomik varlıklarının tümüne sahip olduğumuz servet olarak gelir, kıymet, faiz, senet şeklinde değil servet kavramıyla bu ifadenin karşılandığını hatırlatalım ve geçelim bir başka sayfaya. Altıncı sorumuzda sermayenin gelirine ne ad verilir ifadesi var. Arkadaşlar elimizde bir miktar sermayemiz var. Peki bunun gelirine ne diyoruz? Rant değil, ücret değil, kar değil, para değil. O sermayenin özellikle banka üzerinde olduğunu düşünün. Bize getirisi faizdir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak 6. soruda. 7. sorumuza bakalım. Malın fiyatıyla satın alınan mal miktarı arasındaki ters orantıya dikkat edin. Buradaki püf noktası, ipucu ters orantıdır. Bu tarzda kavram şekline biz talep kanunu diyoruz arkadaşlar. Talep kanunu aslında kısa bir açıklaması tanımıdır bu. Malın fiyatıyla satın alınan mal miktarı arasındaki ters orantıdır talep kanunu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak 7. sorumuzda. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen yani yenilenebilen enerji kaynakları arasında yer almaz? Dikkat edin soru kökü bizi ters köşeye yapmasın. Arkadaşlar güneş yenilenebilen enerji arasındadır. Rüzgar yine estikçe dünya devam ettikçe esecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Jeotermik kaynaklar yine aynı şekilde. Denizin dalgası deniz olduğu sürece yine var olur ama doğalgaz, kömür, petrol gibi yeraltı kaynakları er ya da geç bitecektir arkadaşlar. Yenilenebilen bir enerji kaynağı değil. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz 8. sorumuz için. 9. sorumuza bakalım. Fiziki ömrü devam ettikçe üretime katılan, üretim esnasında şekil ve yapı değiştirmeyen sermayeye ne denir ifadesi var? Arkadaşlar bakın şekil ve yapı değiştirmiyorsa sabit halde kalıyordur. Aynı olduğu miktarda devam ediyordur. Döner sermaye değil, teknik sermaye, hukuki sermaye, maddi sermaye değil. Cevabımız sabit sermaye olacak. Şekil ve yapı değiştirmediği özelliğine dikkat edelim. İp ucu bu açıklama arkadaşlar. 10. sorumuzda
tek satıcı ve çok sayıda alıcının bulunduğu piyasaya ne ad verilir? İfadesi arkadaşlar bakın, tek satıcı olacak, yani tekelleşmiş olacak o mal ve çok sayıda da alıcı olacak, arz edilecek. Dolayısıyla talep arz talep kanunu aklımıza gelsin. Buradaki bahsedilen piyasaya hatırlayın tekel, tek kişidir. Görüyorsunuz tek satıcı zaten, tek satıcı ipucu, tekel piyasadır. Onun için cevabımızın özür dilerim, Ceyhan seçeneği olduğu gayet açık. Püf noktaları yakalamamız yeterli olacak arkadaşlar. Üretimde kullanılan insan gücüne ne ad verilir? Evet, üretiyoruz, fabrikalar, sanayi var. Peki bu bölgedeki insan gücüne ne diyorduk? Biz müteşebbis, teşebbüste bulunan kişi bu değil. Sermaye kullandığımız para, fayda ihtiyaçlarının karşılanması, iman gücü zaten hiç değil. Bahsedilen insan gücüne emek diyoruz arkadaşlar. Emek kavramının bir diğer tabirle tanımı açıklaması budur. Üretimde kullanılan insan gücüdür emek. Dolayısıyla cevabımız gayet açık. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi paranın piyasaya çeşitli büyüklüklerde sürülmesi ve birbirine dönüştürülmesine imkan tanıyan özelliğe denir? Yani Türk lirasının dolara, doların Türk lirasına, doların euroya, euroyun Türk lirasına gibi birbirleri arasındaki dönüştürülmesini imkan sağlayan özelliğe ne diyorduk? Tabii ki o sermayenin bölünebilir olması ifadesi. Dolayısıyla A seçeneğindeki bölünebilir kavramı bu sorunun cevabı olacak. 13. sorumuza bakalım. Ülkemizde para basımı ve para politikasını yürütmekle görevli olan banka aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Türkiye'nin parasını basan, para politikasını yürütmekle görevli olan bankanın hatırlayın ki Merkez Bankası olduğunu biliyoruz. Diğerleri zaten özel ve devlet bankalarıdır. Para basmayla ilgili yetkisi yok ama Merkez Bankası'dır para basan ve para politikasını yürüten. Onun için cevabımızın C seçeneği olduğu gayet açık bu soruda. Diğer sorumuza geçelim. Alıcıların çok satıcı sayısının ise bakın alıcıların çok bu sefer alıcı çok, satıcı sayısının ise sınırlı olduğu piyasalara ne ad verilir ifadesi? Biraz önce buna benzer bir soru sormuştuk. Tekel piyasa demiştik ama burada dikkat edin. Alıcılar çok, satıcı sayısı ise sınırlı. Bu piyasalara oligopol piyasa denir arkadaşlar. Cevabımızın biraz önce söylediğimiz gibi tekel piyasayla karıştırmayalım. Birbirine çok yakın bir ifade. Bursa seçeneği buradaki cevabımız olacak. 15. soruya bakalım. Piyasalarla arz miktarları arasındaki doğru orantıya ne denir? Bakın piyasalarla fiyatlarla arz miktarları arasındaki doğru orantı, buradaki doğru orantıdır ipucu olan bu orantıya talep, arz, talep kanunu, ekonomik kanun değil, arz kanunudur. Cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar 15. soru için. 16. sorumuz belli bir eğitim ve beceri gerektirmeyen emeğe ne denir? Evet, belli bir eğitim ve beceri gerektirmeyen emek, direkt söylüyorum arkadaşlar, vasıfsız emektir. Adı üstünde ne bir emek var, ne bir eğitim var, ne bir beceri. Dolayısıyla vasıfsız emek kavramıyla karşılanır bu açıklama. Cevabımız C seçeneği diyoruz 16. soru için. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi enerji ihtiyacını artıran nedenlerden biridir şeklinde ifade var. Arkadaşlar burada bahsedilen ifade nüfus artışı enerji ihtiyacını artıran nedenlerden biri midir? Gelişen teknoloji bunların hepsi görüyorsunuz ki nüfus arttığı zaman enerjiye de ihtiyaç artacak. Gelişen teknoloji enerji isteyecek. Refah düzeyindeki artış yine enerjiyi beraberinde getirecek. Enerji ihtiyacını. Ekonomik gelişim aynı şekilde. Görüyoruz ki E seçeneğinde hepsi var. Onun için 17. sorunun Edirne seçeneği olduğunu böylelikle bir kez daha hatırlatmış olduk. Paranın dış etkilere karşı korunaklı olması hangi özelliğinden kaynaklanır? Bakın dış etkilere karşı korunaklı olması özelliğidir vurgulanan. Burada bahsedilen taşınabilir değil, genel kabul görme, görülebilir, bölünebilir değil, dayanıklılık özelliğidir. Dış etkilere karşı korunaklı olması özelliği. Onun için cevabımız Bursa seçeneği diyoruz bu soru için. Son iki soru videomuzda. Yokluğu hissedilen, giderilmesi için çaba sarf edilen duyguya ne denir? Arkadaşlar evet yokluğunu hissediyorsunuz ve gidermek için bir çaba sarf ediyorsunuz. Peki bu hissettiğimiz duygu nedir arkadaşlar? Fayda değil, hizmet, kıymet, kıyafet değil. İhtiyaçtır arkadaşlar. İhtiyacı, yokluğunu hissediyoruz. Bazı şeylere ihtiyacı olur insanın.
giderilmesi için de bir çaba sarf ediyorsak işte bu duygunun ismi ihtiyaçtır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz bu soru için. Üretime bir kez katılan, yapı ve şekil değiştirerek yeni ürün içerisinde yer alan madde ve malzemelere ne denir ifadesi var? Burada bahsedilen kavram hukuki sermaye değil, sabit sermaye değil, teknik sermaye değil, yanar sermaye değil. Bahsedilen sermaye çeşidi döner sermayedir arkadaşlar. Döner sermayeyi de bu şekilde sizlere hatırlattıktan sonra videomuzun sonuna geldik diyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz bize destek amaçlı çok çok yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.